Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Hediye gelen organik ayvaları bu kez de ayva tatlısı yaparak değerlendirmek istedim. Yapmışken de arkadaşlar bu tarifimi de sizlere videolu olarak hazırlamak istedim. Yapımı inanılmaz kolay, çok pratik oldu. Düdüklü tencerede yaptım. Bu şekilde denemenizi şiddetle tavsiye ederim. İnanılmaz derecede zamandan tasarruf etmiş oldum. Daha önceden de ayva tatlısını normal tencerede yaptığımda gerçekten arkadaşlar uzunca bir süre zaman almıştı. Hem rengini alması hem de pişme süresi baya bir zaman almıştım. Bu şekilde düdüklü tencerede sadece 15 dakika arasında ayva tatlımız olacaktır. Şimdi nasıl yaptım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 6-7 tane ayvayı önce yıkadıktan sonra kabuklarını soydum. Ortasındaki çekirdeklerini de çıkarttım. Ve kabuklarını soymuş olduğum ayvaları düdüklü tenceremin içerisine aldım. Çekirdekleri çıkartma kısmı biraz uğraştırsa da sonunda çıkıyor arkadaşlar. Çekirdeklerini atmıyoruz. Daha sonrasında renk alması için, ayva reçelimiz renk vermesi için bu çekirdekleri kullanacağız. Evet, gördüğünüz gibi yarım ay kesmiş olduğum ayvaları bu şekilde düdüklü tencereye aldım arkadaşlar. Çekirdekleri de bu şekilde çıkartıyorum ve bıçakla kıyıyorum. Ayva tatlımız bütün rengini kıymış olduğumuz çekirdeklerinden alacaktır. Evet, eğer tüm tüm atarsanız arkadaşlar rengini tam bırakmayacaktır. O kırmızı rengi biraz geç gelecektir. Bu nedenden dolayı mutlaka bıçakla bu şekilde kesin arkadaşlar, kıyın. Daha sonra içerisinde kalsın hiçbir sorun yok. Beraberinde de yenilebilir çünkü biliyorsunuz ayvanın çekirdeği de çok faydalı. Daha sonrasında düdüklü tencereye aldığım yarım ayvaların içerisine yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Her bir ayvanın içerisine. Kıymış olduğum çekirdekleri de bu şekilde her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Bir bardak da su ilave ediyorum. Ve düdüklü tenceremin kapağını kapatacağım. Sonrasında arkadaşlar dakika tutacağım. Yaklaşık ben 18 dakikaya ayarladım. Yalnız 18 dakika arkadaşlar gerçekten çok yumuşak oldu. Sizler derecesini düşürmenizi tavsiye ederim. İlk etapta 12 dakika yapın. Daha sonra kontrol edin. Baktınız hala birazcık daha pişirmeniz gerekmekte. 3-5 dakika daha üstüne koyabilirsiniz. Ama mutlaka ilk etapta 12-15 dakika arası düdüklü tencerede pişirmenizi tavsiye ederim. Evet, düdüklü tenceremin kapağını açtıktan sonra ayvalarım inanılmaz derecede yumuşamış ve kıpkırmızı görünüyorlardı hepsi arkadaşlar. İçerisine kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmadık. Boya, gıda boyası hiçbir şekilde hiçbir şey kullanmadık. Sadece çekirdeklerinden bu doğal güzellik rengini aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üzerine kaymak koydum. Antep fıstığı serpip servis yaptım. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bir tatlı oldu. Yumuşacıktı. Eğer sizler biraz daha böyle dişe gelsin istiyorsanız dediğim gibi süreyi mutlaka kısaltın arkadaşlar. İnanılmaz kısa bir sürede ayva tatlısı yaptık. Düdüklü tencerede şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarımdan ayva reçel tarifimde mutlaka izleyin derim. Ayrıca kanalımda kışlık tarifler, farklı reçel tariflerim, menülerim, sos tariflerim, poğaça tariflerim, hamur işleri, yüzlerce arkadaşlar farklı güzel değişik menülerimi bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka göz atın derim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak yorumlarınızda lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olarak zil sesini açarak paylaştığım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.